Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Bu içinden geçtiğimiz zorlu süreçte Hakk'ın rahmetine kavuşan insanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Hasta olanlara acil şifalar diliyorum. İnşallah daha yüksek bir seviyede, daha yüksek bir farkındalıkla bu zor zamanları kolaylıkla atlatmayı temenni ediyorum Rabbimizden inşallah. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi haftalık rutin haline getirdiğimiz, artık gelenekselleştirdiğimiz bu programlarımız İlahi Farkındalık Okulu'nu derneğimiz faaliyete geçinceye kadar buradan, bizim atölyemizden inşallah devam ettirmeye çalışacağız, çalışıyoruz inşallah. Şimdi bildiğiniz gibi morfik alanları ve morfik alanlardaki yüksek seviyeli enerjiyle bağlantısı olan şahsiyetleri, Allah dostlarını anlatmaya, bizim üzerimizdeki tesirlerini izah etmeye çalışacağız. Şimdi sizlerden istirhamım, bir arkadaşımız görüntü ses konusunda bize bir bilgi verirse, ona göre inşallah buradan bir ayarlama yaparız. Benimizden ses ve görüntüyle alakalı bildirim, yorum bekliyorum inşallah. Sevgili arkadaşlar, öncelikle programımıza başlamadan önce genel, her zaman yaptığımız gibi, durumla alakalı, içinden geçtiğimiz süreç dediğimiz bu COVID-19'la alakalı ve bu projenin arkasındaki durumlarla alakalı küçük bir hatırlatma yapıp ondan sonra da asıl mevzumuza, asıl sultanların sultanına doğru bir kendi bilgimiz, kendi nasibimiz nispetinde bir başlangıç yapmak istiyoruz inşallah. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu olayların ilk çıktığı günden beri, yani bu COVID-19'la ilgili ilk çıktığı günden beri oluşturulmaya çalışan panik havasının, endişenin arkasında neler olup bittiğini, aslında bu projenin kimilere nasıl hizmet ettiğini o zaman da anlatmaya çalışmıştık ama birçok arkadaşımız, birçok kardeşimiz maalesef o zaman bizi biraz böyle rahat davranmakla, olayı hafife almakla itham ettiklerini biliyoruz. İnşallah arkadaşlar, elhamdülillah, hani biz haklı çıktık anlamında değil ama söylediklerimiz, yani o anlattıklarımızın tamamı şu an itibariyle elhamdülillah hakikatine ulaşmış oldu. Ama bu şu demek değil, biz bu olay bitti artık, herkes istediği gibi rahatça, serbestçe hareket edebilir anlamında değil. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Tedbirlere, mümkün olabildiği kadar olabilecek bütün olumsuzluklara rağmen hazırlıklı olmamız ve dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu kargaşanın içinden şu ana kadar çıkan sonuç nedir diye bir kendi kendimize sorduğumuz bir soruya şöyle bir cevap geliyor farkındaysanız. Evet, çok önemli, çok tehlikeli bir süreç, çok önemli ve çok tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız. Ve bu virüs konusunda bütün dünya, insanlık alemi yetersiz. Gerçekten o çok şımaran, çok bilimsel olarak göklere çıkardığımız birçok şeyin artık hiçbir anlamının, yerinin olmadığını bu vesileyle öğrenmiş olduk. Ancak asıl maksat korkutarak bizleri çiplere veya diğer şeylere yönlendirmeye çalışan insanları da asıl amaçlarına ulaşamadan bizler fark ettik. Şimdi bu işi projelendiren, başından beri bu işin üzerinde yoğunlaşan, dünyayı yöneten, kanımızı emen o güruhun maksadı, gayesi aslında milyar civarında, milyara yakın bir insanın ölümüne sebep olmaktı. Elhamdülillah, Rabbimize hamd ve senalar olsun ki bunlar bu amaçlarına ulaşamadılar. Yani ölenler daha saymıyoruz ama onların hedeflediği noktaya gelmedik ve istedikleri kadar da çip satamadılar. Tabii bunlar bu şeyden vazgeçmiş olmayacaklar. Başka şeyler, başka projeler, işte bunun içinde daha önceki programlarımızda anlattığımız gibi gene birçok kardeşimize biraz böyle afaki geldiğini söyleyen, biraz abartılı gibi gelen, komplo teorisi gibi anlaşılan birçok
frekanslardan, ses aralıklarından, duygu bulanıklıklarına sebep olan çok özel projelerden bahsetmiştik. Bunlar aynen öyle arkadaşlar. Bunlar devam edecek. Bakın, yanlış anlamayın. Biz korku falan anlatmaya çalışmıyoruz. Çaresiziz demek istemiyoruz asla. Elhamdülillah bizler çaresiz değil, çareyi bilen insanlarız. Rabbimize hamdolsun ki biz de sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, ciddi anlamda bir birikime sahip olan bu insanlar, teknolojik ve diğer konularda da artık şu anda daha henüz adı konulmamış birçok projeleri, birçok teknik ve teknoideolojik araçları kullanarak amaçlarının peşinden gitmeye devam ediyorlar. İnsanlığı, bütün dünya insanlığını köleleştirerek, bunlar artık şey değil arkadaşlar, yani bu anlatılanlar sizlerin hepimizin bildiği gibi, bunlar öyle komplo teorisi falan, mübalağa veya abartı değil. Bunlar artık herkesin bildiği, bütün bilim insanlarının, bütün sokaktaki insanların bile bildiği, kabul ettiği bir hakikat. Elhamdülillah ki bizler sıfır noktası enerjisine ve manyetik hipnoza kanal olan kardeşlerimiz bu tuzaklara düşmediler. Şükürler olsun ki elhamdülillah, yani çok amiyana bir tabir söyleyeceğim ama kusura bakmasın kimse, biz fire de vermedik. Biz Allah'a hamd olsun ki inşallah bizim kardeşlerimizden bu durumdan vefat eden de olmadı elhamdülillah. Allah uzak etsin bizlerden. Tabii ki çevremizdeki yakınlarımızdan, işte uzaktan bir şekilde bu konudan rahatsız olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bunlardan da Allah bir an önce hasta olanlara acil şifalar versin. Vefat edenlere de Rabbimizden rahmet diliyoruz. Şimdi burada bir önceki birkaç program önce bir ses frekansından, sonik saldırılardan bahsetmiştim. Bu konuyla alakalı arkadaşlar bize bazı özelden yazan, çok özel hassasiyeti olan, arayan birçok kardeşimizle bu zaman zarfında karşılaştık. Bunlardan bazıları bu ses veya işte sonik patlamalardan sonra, ki onların söylediği saatler tam da bu saatlere uyan saatler. Yani insanlar aslında doğru hissetmişler. Bir duygu boşluğuna düştüklerini, duygusal olarak bir çöküntü yaşadıklarından bahsediyorlar. Şimdi nihai hedef zaten duyguları çökertmek. Yani terör gibi aynı bu da. Bu da bir nevi terör arkadaşlar. Yani böyle düşünün. Şöyle, terörün maksadı bir infial oluşturmak. Toplumda bir çöküntüye, bir korku, endişe veya bir paniğe sebep olabilecek bir ortam oluşturmak. Yani asıl terörün de hedefi psikolojidir. Bunu hepimiz biliriz. Yani insanları psikolojik olarak çökertip artık teslim olma noktasında, ya ne diyorsa bunlara verelim anlamında bir şeye getirmektir. Bunların da maksadı bizlerin her zaman söylediğimiz gibi çiplere ve diğer şeylere razı etmek için yapılan birçok şeyler var. Bu duygusal kırıntılara, duygusal sıkıntılara sebep olan şeyler, inanın aynen bir atmosferde, şöyle düşünün, bir odanın içinde hiç kokusu, dumanı, işte sesi olmayan bir kimyasal madde düşünün, salınıyor ama kokusu yok. Hiçbir şekilde nermiyoruz. Ve biz bunu teneffüs ettikçe yavaş yavaş zehirleniyoruz. Bunlar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah biz zehirlenmedik, zehirlenmeyeceğiz. Çare ne? Çare farkında olmak. Farkında olduğumuz zaman biz korkmayacağız ve onun üzerinden ne yapılacak? Bakın, yapılacak şey basit aslında arkadaşlar, gerçekten. Direncimizi kaybetmeyeceğiz. Ne dedik? Korktuğumuz zaman, endişeye kapıldığımız zaman biz direncimizin %75'ini kaybediyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Kendimizi kesinlikle korku, endişe, panik durumuna sokmayacağız. Kendimize son derece güveneceğiz. İlmimize güveneceğiz. Sıfır noktası enerjisi ve manyetik hipnoz Allah'ın izni inayetiyle kainatın bilinen en yüksek seviyeli ilahi farkındalığı. Bakın, biz o ilahi farkındalığı dikkat ederseniz hep büyük harfler yazıyoruz. Farkında olmak yazarken farkında olup büyük harflerle yazıyoruz.
Bunun bir mahiyeti, bir anlamı, bir özelliği var. Bunlara dikkat ediyoruz. Hiçbir şekilde elhamdülillah korkmadan, paniğe kapılmadan, Allah'ın izni inayetiyle, dirayetimizi yitirmeden hayatımıza devam edeceğiz en güzel şekilde. Bugün ben de kendi hayatımdan şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Küçük oğlum biliyorsunuz burada komiser olan çocuğum başka bir semtte taşınmıştı, orada oturuyordu. Bugün geldi, torunlarımı çok sevdim, çok özlemişim. Kucaklaştık Elif'imle, Ahmet Turan'la. Çok güzel zamanlar, vakitler geçirdik. Yani elhamdülillah bu konuda arkadaşlar birbirimize yani mesafelerimizi uzatmayalım. Aile içinde özellikle bunu abartan kardeşlerim için söylüyorum. Tabii ki tedbirleri alın. Herhangi bir yere gitmiş gelmişseniz, herhangi kişilerle temas etmişseniz tabii evdeki insanlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hayat sonuç itibariyle arkadaşlar birlikte yaşanılan bir olgu. Hayat tek başına insanın kendi kendine yaşadığı bir şey. O birlikte yaşamanın da belli vecibeleri, belli sorumlulukları, belli güzellikleri var. Rabbimiz bizi böyle yaratmış. Buna dikkat ederek hayatımıza devam edeceğiz. Hemen konumuza girecek olursak arkadaşlar, bugün şimdi Ehlullah'ın büyüklerinden bahsediyoruz. Geçen hafta da bu konuyla alakalı işte Hacı Bayramı Veli Hazretlerine anlatırken de kısa bir açıklama yaptım konuya girmeden önce. Arkadaşlar biz zaten yazılmış, çizilmiş, bilinen, ansiklopedik bilgileri olan, hatta hakkında belgeseller falan yapılan şahsiyetlerin hayatlarını yeniden anlatarak bir ukalalık yapmak gibi bir niyetimiz yok. Biz bizim görüş açımıza, bizim bakış açımıza ve bizim üzerimizdeki tasarruflarına göre Ehlullah'ı yeniden çerçevelendirmeye, yeniden izah etmeye çalışıyoruz. Yani ilahi farkındalık açısından biz Ehlullah'ı nasıl görüyoruz? Onların bizim üzerimizdeki tecellileri, onların tasarrufları nedir? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa doğrusu benim çok hakim olduğum bir alan değil. Elbette ki ben onların hayatlarını çok seviyorum. Hepsini de ezberlemişim. Ehlullah'ın çoğunun hayatını gerçekten hıpsetmişim, ezberlemişim. Ancak bizim derdimiz yani onları burada anlatarak işte zaman kaybetmek değil. Aslında bizim üzerimizdeki manevi tasarruflarını, etkilerini, değerlerini, sıfır noktası enerjisinin aslında hangi kaynaklardan, nerelerden süzülerek, damıtılarak geldiğini anlamamız için. Şimdi bugünkü sultanımız gerçekten çok özel, çok değerli ve yaşamıyla, hayatıyla birçok ehlullah'a önder olmuş şahsiyetlerden biri İbrahim bin Ethem Hazretleri. Şimdi arkadaşlar bakın yine ilahi farkındalık çerçevesinden bakıldığı zaman İbrahim bin Ethem Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sadece 82 yıl sonra doğmuş. Bakın 82 yıl sonra doğmuş. Bel'de doğmuş. Bel. Daha önce de anlattım size. Bel bugün Afganistan toprakları içerisinde asıl Türkistan coğrafyasının, kadim coğrafyasının bir parçası. Çok özel bir şehir. Bel kadim bir şehir. Şu anda aynı zamanda Tacikistan, Pakistan, Türkmenistan'la da sınırlar olan çok özel bir şehir. Ama zamanında işte Mezar-ı Şerif'in, Hazreti Ali Efendimiz'in mezarının Mezar-ı Şerif olarak bilinen şehirde olması yani öyle düşünülmüş olması hasebiyle Mezar-ı Şerif merkez olduğu için Bel şu anda tarihteki o ihtişamlı şeyinden uzak. Yani ben gitmedim. Çünkü Hazreti Mevlana'nın da doğduğu şehir çok özel bir ilgim alanı olduğu için Konya'ya benzeyen böyle dümdüz alan olan denizden yüksekliği de çok 700 metrelik civarında bir yer. İklimi çok güzel. Çok bol sulu bir yer. Yani ve orada bol bereketli oldum olası. Ta dünya kurulduğundan beri çok güzel medeniyetlerin geliştiği ki işte daha önceki şeylerde de anlatmıştım.
Arkadaşlar birçok dini başka dinlerin de merkezi olan bir ateşperestlerin bu şeyleri de olan bir yer orası. Merkez. Şimdi çok ilginçtir. Belh şehrinin ilk sultanlarından Hazreti Mevlana ile aralarında aşağı yukarı 500 sene 493 yıllık bir şey var. Bakın Hazreti Mevlana ile işte ilahi farkındalıkla baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Hazreti Mevlana nerede doğmuş, nasıl bir iklimde doğmuş, nasıl bir coğrafyadan yeşermiş bir Allah dostu? Belh şehrinde İbrahim Ethem Hazretleri'nin doğumuyla Hazreti Pir'in Mevlana'nın doğumu arasında 493 yıllık bir zaman dilimi var. Çok büyük bir zaman. Yani İbrahim Ethem Hazretleri tabiinden veya sebai tabiinden sayılabilecek bir ehlullah. Şimdi çok özel bir hayatı var. Babası Horasan'ın o zaman şöyle Belh'in bir statüsü şöyle özerk bir yer. Bir cumhuriyet Belh'e şöyle deniliyor. Kubbetil İslam deniliyor. İşte İslam'ın kubbesi anlamına gelen Darül Fıkıh, fıkıh ilminin kapısı anlamına gelen büyük şehir. Şam'dan, Bağdat'tan daha önce ki büyük alimler önce orada yetişiyorlar, sonra Bağdat, Şam gibi diğer diyarlara da oradan yayılıyorlar. Çok ilginç şeylere de şimdi dediğim gibi bakın ilahi farkındalık penceresinden bakıldığında bu Allah dostlarının bizim üzerimizdeki tasarruflarını, etkilerini, tesirlerini net olarak anlayabilmemiz için arkadaşlar burayı bu Hazretlerin hayatlarındaki incelikleri, farkındalıkları iyi fark etmek lazım. Bu da nasıl oluyor? Birini diğeriyle bütünleştirip mukayeseli bir şekilde ayrı bir dünya. Yani Ehlullah'ın dünyası çok özel, çok ayrı bir dünya. Yani onları yüreklerinizde hissettiğiniz zaman zaten morfik alanlarına da girmiş oluyorsunuz. Şimdi İbrahim bin Ethem Hazretleri Belh şehrinin sultanının oğlu. Yani Horasan'a bağlı Belh dedim ya özerk bir yer. Özerk Cumhuriyeti diyebilirsiniz. Oranın sultanın, padişahının oğlu. Genç yaşında çok özel bir eğitim görmüş, çok özel bir insan, sevgi dolu ama eğlenceye böyle düşkün ve özellikle de av meraklısı. Birkaç defa gaybi boyuttan kendisine sen bu değilsin veya sen bu musun? Senin hakikatin nedir gibi sorular geliyor. Ama bunu kale almıyor. Babasıyla olan bir münasebeti bir yani kaynak için arkadaşlar çok farklı rivayetler var, çok farklı kaynaklar var. Ben kısaca bunların hepsinden anlatacağım. Mesela ölüm yeriyle ilgili, ölüm tarihiyle ilgili de birçok farklı yerlerde kaynaklar var. Onun Romalılarla bir savaşta şehit olduğunu ve bir adı bilinmeyen bir adada defnedildiğini söyleyen kendi yakın arkadaşlarının notları da var. Ama burada bizim araştırdığımızda 5-6 tane yerde öldüğüne dair hatta kabrinin olduğuna dair bir şeyler de var. Yani bunların zaten geçen Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'ni anlatırken de Somuncu Baba'yı ondan çok çok şey olmasına rağmen hatırlarsanız şeyden Malatya Daren'de de hem de Aksaray'da kabirler olduğunu iddia ediliyor. Her iki şeyde diyor ki bizde defnedildi Aksaray'da. Ben de Aksaray'da olduğunu inanıyorum, düşünüyorum. Benim edindiğim kaynaklar da öyle. Ve diğerleri de işte Hulusi Efendi Vakfı'nın da şeyinde Malatya'da Daren'de de olduğunu söyleyenler var. Bunu şunun için söylüyorum. Yattığı yer, ölümü falan çok önemli değil. Yaşamı çok önemli. Bir defa koyduğu, getirdiği ekol çok önemli ve hepsinden önemli de arkadaşlar bakın. Yine ilahi farkındalık perspektifinden bakıldığı zaman insanlar vardır, bir şey çabalarlar, çabalayarak
uğraşarak bir sonuca varırlar. İnsanlar vardır feda ederek, gemileri yakarak, terk ederek bir sonuca varırlar. Adandıkları sonuç, adandıkları maksat, onların makamı olması hasebiyle çok zor ve çok meşakkatli olabilir. Ama bunların içinde çok azdır ki dünyadaki her şeyi, saltanatı, tacı, tahtı, her şeyi terk edip de zühdü seçip tamamen Allah yolunda hayatının kalan kısmını feda eden insanlardır. Bu insanlardan en önemlilerinden biri de işte şimdiki sultanımız, misafirimiz İbrahim Ethem Hazretleri. İbrahim bin Ethem Hazretleri biraz önce dediğim gibi Berh şehrinin oğlu ve babası diyor ki oğlum artık bu avdan şuradan buradan biraz devlet işlerine yönel, öğren, benim vaktim az kaldı diyor. Babası 60 yaş civarındayken bunu birkaç defa, ama öyle bir şey ki şimdi arkadaşlar av bir tutkudur. Ben de geçmişimde böyle bir maalesef üzülerek beyan edeyim. Böyle bir şeyim var. Av gerçekten inanılmaz derecede bir tutkudur ve gittikçe de insanı içine doğru çeken bir hırs yapar. Hazret de böyle bir durumun içinde. Ama yüreğinin bir yerinde de sürekli bir Allah arayışı, aşkı var. Böyle de bir hali var. Şimdi bu arada evleniyor. Hani birçok rivayetler var. Bu Mesnevi'de geçen, Mesnevi'de Hazreti Pir de Mevlana da bunu anlatmış. Size de tavsiye ederim. Mesnevi'de okuyun. Herhalde sayfasını hatırlayamadım ama Mesnevi'de bakarsanız görüp bulursunuz. Yani çok güzel şerh etmiş onu Hazreti Pir. Biraz tabii onun dilini de anlamak lazım. Şimdi diyor ki birçok kaynaklarda eşiyle beraber işte gece hareminde muhabbet ederlerken şöyle bir niyazda bulunmuş. Demiş ki inşallah seninle cennette de böyle birlikte oluruz. Birlikte güzel şeyler yaşarız falan deyince sarayın damından patır kütür sesler gelmiş. Hazreti Mevlana onu şöyle söylüyor. Diyor ki dama çıktı. Baktı ki bir tabur adam, ki bazı kaynaklar bir kişi olarak söylüyor. Dolaşıyorlar, patır kütür sesler çıkarıyorlar. Dedi ki siz burada ne yaparsınız? Dediler ki deve yitirdik de devemizi ararız. Ya bu damın başında, sarayın damında nasıl olur da deve olur mu falan diye kızacak olunca, sen hanımının koynunda nasıl Allah'ı ararsan sarayda, saltanatın, şanın, şöhretin içinde, biz de deveyi damda ararız gibi bir beyanda bulunmuşlar. Bir farkındalık. Ancak benzer şeyler sık sık bunu ziyaret etmesine rağmen, işte avdaki halleriyle falan, bir türlü saltanattan, eğlenceden, irşat hayatından, o debdebeli hayattan vazgeçemiyor. Giyimi, kuşamı çok seviyor. Şöyle bir, bazı kaynaklar diyor ki bir yere gideceği zaman önünde 40 altın kalkanlı zabit, asker, nefer, atlarıyla beraber giderler. Arkasında da 40 altın topuzlu asker ona refakat ederdi. Yani 80 tane askerle gidiyor. Hepsi altın kuşamlar, atlarının falan. Böyle bir debdebeli bir hayatı var. Çok zengin. Babası da, kendisi de. Ancak içinde, kalbinde bir yerinde sürekli böyle bir boşluk duygusu var. İşte bakın, tekrar söylüyorum. İlahi farkındalık açısından bakıldığı zaman bunu ne anlama geldiğini insanlar anlıyor. Bu olaylardan, benzer olaylar birkaç tane var. Birinde de şöyle bir şey var arkadaşlar. Avdan dönülmüş, muhteşem bir sofra emri verilmiş. Sarayda sofra kurulmuş. Sofrada her şey var. Herkes de ava katılanlar, işte saray avanesini davet edilmiş. Yeniliyor, içiliyor. İçeri diyor iri yarı güçlü kuvvetli bir şahıs girdi. Üstü başı böyle biraz hırpani, davetsiz bir misafir. Geldi baş köşeye, tam da sultanın karşısına dikildi. Hayrola dediler, sen nasıl girdin buraya? Bu destursuz, nestursuz, sen ne yapıyorsun? Kimsin sen dediler. Dedi ki ben bir yolcuyum, bu handa bugün konaklamak istiyorum dedi.
Bunlar birçok muhtelif kaynaklarda o kadar çok rivayet, o kadar çok hikaye var ki. Dediler ki bura han değil, sen nasıl böyle destursuz girer? Burası sultanın sarayı. Hayır, burası han, bu sadece bir han. İsterseniz bu hanın ben size han olduğunu anlatırım dedi diyor. Neyse tartışıyorlar. O zaman diyor sana sorarım diyor İbrahim Ethem Hazretleri'ne. Bu madem ki saray diyorsunuz, bu sarayın sahibi kim? İbrahim Ethem Hazretleri dedi ki benim. Sana kimden kaldı? Babamdan. Babana kimden? Bu iş muhabbet uzayıp uzayıp en son diyor ki demek ki bu sarayın sahipleri hiç hayatta kalamamışlar. Hepsi ölmüşler. Bu sarayın gerçek sahibi yok o zaman. Bir düşün bunu diyor. Oradan dönüp sırtını çekip gidiyor. Derken İbrahim Ethem Hazretleri arkasından koşarak yakalıyor, yetişiyor. Diyor ki ya sen kimsin? Nereden geldin, ağzımızın tadını kaçırdın sen? Diyor ki ben yerde olan, denizde olan, gökte olanım diyor. O zaman anlıyor ki Hızır Aleyhisselam. Ne istersin diyor. Diyor ki sen aslına dön. Sen bu değilsin. O sesi çok duyuyor. Sen bu musun diyen, böyle kendini sorgulattıran birçok sözü her yerde çokça duyduğu için İbrahim Ethem Hazretleri artık biraz daha içine kapanıyor ama arkadaşlar kolay mı ya? Tacı, tahtı, saltanatı, zevki, sefayı, servet, her şeyi terk edip de zühde düşmek öyle kolay da bir şey değil elbette. Bir gün gene bu haldeyken ava gidiyor. Avda bir ceylanı okluyor, yaralıyor. Ceylan yaralı ceylan kaçarken bir yere tam sıkıştırıyor. İkinci defa okunu atacağı sırada ceylan dile geliyor. Diyor ki sen bu değilsin. Senin aslın bu değil. Orada her şeyi bırakıyor. Bir çobana denk geliyor. Üzerindeki o incilik kaftanları, bütün kıyafetleri, atını falan çobana veriyor. Çobanın urbalarını alıyor. Elinde bir asayla çıkıp gidiyor. Şimdi kaynaklarda şöyle bir şey daha var. 40 tane arkadaşıyla beraber çölü aşarak Hicaz'a gittiği, hacca gittiği söyleniyor. İşte hac dönüşünde birçok şehirlere uğradığı ki bunların içinde arkadaşlar çok ilginçtir. Biraz sonra gene ilahi farkındalık adından anlaşılacağı gibi ne anlama geldiğini anlayacağız. Aynı Anadolu güzergahlarını gezerek bu sefer ki Şam, Bağdat, işte Dımaşk deniliyor Şam'a, birçok şeyleri gezerek en sonunda Anadolu'ya da geçiyor ve Anadolu'da arkadaşlar Tarsus ve Kahramanmaraş'ta da bulunduğu bazı kaynaklarda sabitleşmiş bir şekilde böyle, yani Anadolu'da da bulunmuş. Ne zaman? Bakın Mevlana'dan 500 yıl önce İbn-i Arabi'den aşağı yukarı 400 küsur yıl önce. Düşünebiliyor musunuz? Anadolu'ya ilk gelenler ne yapılıyor? Aynı güzergahlar niye tekrarlanıyor? Bu insanların Anadolu'yla alıp veremedikleri veya Şam, Bağdat, işte bu gibi Basra gibi o zamanın büyük ilim merkezlerinden geçilerek neden buralarda böyle bir hal oluyor? Bunu işte ilahi farkındalık zaviyesinden bakıldığı zaman bir anlamı olduğunu idrak etmiş olur. Rastgele, tesadüfen şeyler değil. Neyse, Hazret o gün kesin ve net olarak kararını veriyor. Allah artık züht yoluna, Allah yoluna adanmış olarak bütün her şeyden vazgeçiyor. Şimdi uzun yıllar işte çeşitli memleketlerde, çeşitli illerde arayış içerisinde birçok ehlullahın tedrisatından geçiyor ki bu arada Ebu Hanife'nin de İmam-ı Azam'ın da derslerini dinliyor, ona katılıyor. Onunla sohbetler oluyor, ondan çok şeyler öğreniyor. Hadis biriktiriyor. Hadis ilmiyle çok önemli bir muhaddistir kendisi de. Kazancını temin etmek için, günlük iaşesini temin etmek için çeşitli işte rençmenlik işleri yapıyor. Değirmencilik yapıyor.
Bunun asıl mesleklerinden biri de değirmencilik. Bir zamanların sultanı. Ve bir şeyinden notla çok kadim yakın arkadaşlarından birine diyor ki ben memleketimi o kadar çok özledim ki yani içimde bir kor gibi memleketimi özledim. Bu Belh'ten ayrılmadan önce ikinci çocuğu yeni doğmuş, henüz annesini emerken bırakıp gitmiş. Yani bir de iki tane de evladı var geride. Karısı var ve bir daha hiç evlenmemiş bu başka yerlerde, başka şehirlerde. Uzun yıllar Şam'da kaldı ve Şam'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Anadolu'da da dolaşmış, birçok dediğim gibi işte Tarsus'ta bulunmuş, Maraş'ta bulunmuş şehirlerde rivayetler var ama Tarsus'ta ve Maraş'ta bulunduğu kesin, kayıtlarda mevcut bunlar. Bazı şeylerde ırgatlık yapmış, tarlalarda çalışmış, sırtında işte şeyler taşımış falan. Böyle bir Allah dostu. Ve bu şimdi biraz lirik bir hikayesi de var. Yıllar yıllar sonra memleketine doğru dönüp gelirken kış aylarında artık yalnız kalmış. Arkadaşlarının çoğu vefat etmişler veya ayrılmışlar. Belh'e yaklaştığı zamanlardan bir zamanda bir yerde bir grup dervişle karşılaşmış. Sevinmiş tabii, sohbet muhabbet ederken dervişlerden biri buna demiş ki sen şükür bahsinde ne yaparsınız siz deyince demiş ki efendim biz Rabbimizin bize rızık verdiği rızıkları bulursak şükrederiz, bulamazsak sabrederiz demiş. Öyle deyince o zat buna böyle çok gariz bir şekilde şöyle bir cevap vermiş. Demiş ki Belh'in köpekleri de senin gibi yaparlar. Bulurlarsa şükrederler, sabrederler demiş. Öyle deyince çok büyük bir üzüntüyle siz ne yaparsınız demiş peki. Demiş ki biz bulursak dağıtırız, bulamazsak sabrederiz. Şimdi Hazret'in en büyük özelliği merhametidir ve inanılmaz derecede fakiri, fukarayı korumasıdır ve en büyük, en çok kime selam verdiyse, kiminle küçücük de olsa bir muhabbeti, sohbeti olduysa ona tavsiyesi, vasiyeti şudur. Haramlardan uzak durun, her şeyi helalinden kazanın, helalinden yiyin, hayatınız helal üzerine olsun, haramlardan uzak durun. Bütün bununla ilgili şeyler de vardır ama arkadaşlar Hazret ondan sonra bu çarpıcı gelişmeden sonra büyük bir üzüntüyle Belh'e doğru dönerken bir sabaha karşı sabah ezanlarından biraz soğukça da bir günde Belh'e gelmiş. Kendi yaptırdığı bir caminin bakmış yani Belh çok aynı kendisinin memleketi. Aradan bir 50 yıldan fazla belki zaman geçmiş, ihtiyarlık hali. Gelmiş bakmış çok da üşümüş bir caminin, kendi yaptırdığı caminin bir köşesinde bir yere demiş ki sabah namazına kadar burada istirahat edeyim, uyuyayım da sabah namazından sonra da başımın çaresine bakarım diye düşünmüş. Oraya yatmış tam uykuya daldığı sırada iki tane bekçi gelmiş. Bu caminin de sık sık camide hırsızlıklar olurmuş, halıları falan çalınırmış. Bekçiler zannetmişler ki bu aradıkları hırsız bu, bunu tutmuşlar. Bir güzel dövmüşler arkadaşlar. Ayaklarından da sürükleyerek başı merdivenlere, basamaklara çarpa 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 bunu atmışlar bir kuytu köşeye. Yarı baygın orada yatarken bir tane de sarhoş gelmiş, üzerine işemiş. Hazretin büyük bir şeyle oradan kalkmış acılar içerisinde bakmış ki bir yerde bir ışık yanıyor. O tarafa doğru yönelmiş bakmış ki bir fırın varmış fırının kapısını çalmış. Fırıncı bunu hemen büyük bir muhabbetle karşılamış bakmış ki üzeri başı her tarafı berbat. Adam elinden gelen ne kadar güzellik hepsini yapmış. Karnını doyurmuş bunu ısıtmış falan. Demiş ki yahu adamın yaptıklarına şey yapınca demiş ki ey güzel insan sen ne kadar iyi bir insansın. Allah senden razı olsun demiş.
Senin Allah'tan dua edip de Allah'ın kabul etmediği bir husus olmamalı. Var mıdır acaba böyle bir kabul olmayan bir duan? Deyince demiş ki efendim çok şükür Rabbime benim ne duam ne dileğim temennim varsa Allah bana fazlasıyla bahşetti, lütfetti. Sadece bir tek hususta ben demiş biraz muzdaribim. Nedir? Demiş ki bu şehrin bu civarın bir sultanı vardı. Belh şehrinin bir sultanı vardı. İbrahim bin Ethem. O vaktinde buralarda sultanken de çok iyi bir insandı. Hayır hasenattan, iyilikten eli ayağı kesilmezdi. Çok iyiliğini gördük ama o Allah yoluna kendini adadı, kayboldu, gitti. Hakkında çok şeyler duyuyoruz ama kendisini bilemiyoruz. Ben onunla yani az da olsa bir şey zaman geçirmeyi çok arzu ederdim demiş. Bunun üzerine demiş ki ey güzel insan sen o kadar güzel bir Allah dostusun ki Allah senin sevdiğin, aradığın kulu dağlardan, taşlardan dolaştırdı. Bir sürü üzerine iş ettirdi. Sürüne sürüne kapına kadar getirtti. Ben o senin aradığın şahsım diyor ve rivayete göre orada ruhunu teslim ediyor. Şimdi ölümüyle alakalı arkadaşlar birçok rivayet var. Biraz önce de söylediğim gibi Roma İmparatorluğu'yla yapılan bir savaşta da şehit olduğunu ve adı bilinmeyen bir adada defnedildiği de söyleniyor. Şam'da bir sahile yakın bir kasabada da mezarının olduğu biliniyor. Ama hayatının büyük bir kısmı Şam'da geçmiş. Böyle bir Allah dostu. Şimdi niye anlatıyorum? Bakın, hatırlarsanız sıfır noktası enerjisini anlatırken sizlere bizi ortak noktamız, hepimizi bir araya getiren ortak noktamızın aslında merhametimiz olduğundan bahsetmiştik. Hepimizde az çok bir merhamet duygusu var. İlahi farkındalık ışık yolcularının sıfır noktası enerjisi grubunun Allah'a hamdolsun ki bu eğitime dahil olmuş, bundan nasiplenmiş arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin en asgari olarak en azının bile diğer insanlardan çok farklı bir merhamet duygusu var. Bizi bir araya getiren merhamet. Şimdi Hazreti Pir'in hayatına baktığımız zaman bunda bizi birkaç tane husus var. Dikkatimizi yani ilahi farkındalık zaviyesinden dikkatimizi çeken. Bir, arkadaşlar dünyada dünya saltanatından vazgeçmek, dünyayı terk etmek, terki dünya olmak, her baba yiğidin, her Allah dostuyum diyenin harcı değil. Bakın İbrahim Ethem Hazretlerini farklı kılan çok özel şeylerinden biri de yani büyük bir saltanatı, öyle hafif basit bir prenslik falan değil, büyük bir saltanatı terk edip inşallah Allah yolunda gerçekten insanlığa bir dini hizmetkar olarak adanmış olması ve merhameti. Arkadaşlar çok merhametli bir Allah dostu. Hiç kimsenin canını acıtmayan, hiçbir canlıya kıymayan, hiçbir Allah'ın kulunun kalbini incitmemiş bir Allah dostu. Onun için ve Belh şehrinden doğmuş olması, Mevlana'dan 493 yıl önce doğmuş olması, biraz bu ilahi farkındalık çarkını çalıştırdığımız zaman bize çok başka mesajlar veriyor. Şimdi burada hemen şöylece kısa bir analojiyle bu şeyi noktalamak istiyorum. Şimdi fütuhatı okurken fütuhatta çok önemli bazı çarpıcı şeylerle karşılaşırsınız. Allah nasip edecek ilerleyen zamanlarda biz fütuhat okumalarına da başlayacağız. Fütuhatta diyor ki İbn-i Arabi arzın belli noktalarında belli yani etki diyor o, tesir diyor, enerji alanları vardır diyor. Bunu kişilerden bahsediyor, işte yapılardan, binalardan bahsediyor. Mesela şöyle de diyor, Kabe'nin
ilk inşasını yapan meleklerin o mekana bıraktıkları bir tesir, bir etki var diyor. Ve ondan sonra da gelmiş geçmiş 124 bin peygamberin orada tavaf ederek yaptıkları, bıraktıkları, Ehlullah'tan bazı insanların bıraktıkları çok olağanüstü bir tesir var. Kabe'ye gidenler o tesirin tesirinde kalırlar diyor. Yani onun tesir, etki dediği şey enerji. Hepimiz biliyoruz. Ve morfik alanlar. Şimdi biz Allah dostlarını anarken onları hayatlarıyla, yaşamlarıyla tam olarak içselleştirirsek eğer, bugün şu anda anlatmaya çalıştığımız İbrahim bin Ethem Hazretlerini hissederse, nasıl bir hayatı, neye tercih etmiş, neyle değiştirmiş, bunu doğru şekilde anlarsak işte o zaman ancak onun morfik alanına girebiliriz. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dünyada mal, mülk, servet, işte marka, araba, şu bu peşinde koşan insanların anlayacağı bir şey değil de bu aslında kalbin rahmani boşluğunu dolduran bir tecelliden başka bir şey değildir. Şimdi İbn-i Arabi'nin gene bir sözü var. Dünya malına meyledenler deniz suyu içmiş gibidirler diyor. Bakın, dünya malına meyledenler deniz suyu içmiş gibidirler. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler. Deniz suyu tuzludur, adamı yakar. İçer, susuz kalırsa içerseniz habire bir daha üstüne bir daha içmeniz icap eder, gerekir. İşte bu. Allah dostları da arkadaşlar aslında bu hayat suyunu içmişlerdir. Onlar hiçbir zaman susamazlar. Dünya durdukça adlar anılacaktır. İşte İbrahim bin Ethem Hazretleri arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 714 yılında doğmuş bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 82-83 yıl önce doğmuş. Yani çok sahabinin, Allah dostlarının en ilk atalarından biri. Ve bu da bütün İslam alemlerinin coğrafyasını ve Anadolu'yu gezmiş. Anadolu'da izler bırakmış. Tohumlar ekmiş. O tohumların meyveleri zaman gelmiş. İşte şimdiki tasavvuf geleneğinin gerçekten büyük, devasa ağaçlarının yetişmesine vesile olmuş. İşte bunun için biz tasavvufu, bunun için morfik alanları, bunun için de sıfır noktası enerjisinin içindeki değerini böyle anlamaya çalışıyoruz. Yoksa dediğim gibi konuşmamın başında bu Allah dostlarının o kadar çok hikayeleri, anlatılan şeyleri var ki, eserleri var, birçok şeyleri var. Bunları bu zaviyeden görmemiz için bizim için çok önemli. Morfik alanlar. Bakın arkadaşlar, morfik alanları doğru şekilde anlar isek, biz hangi hazretin veya hangi kişinin morfik alanına girip oradan bize faydalı olabilecek bir ilim talebinde bulunabileceğimizi doğru şekilde bilmiş oluruz. Ve kesinlikle o kapıdan boş döndürülmeyiz. Hazreti Ali Efendimiz'in ilminden ilim niyaz edip de vecibelerini yerine getirerek, ki burada bakın en önemli husus haramlardan uzak durmak. Haramlardan, her türlü haramdan, şüpheli şeylerden bile uzak durmak lazım. Haramlardan uzak durularak, sabredilerek, ki arkadaşlar bu insanların tabii çileleri çok kolay değil. İftiralara maruz kalıyorlar. Birçok başlarına siyasi, o zaman devrinde biraz önce Ebu Hanife Hazretleri'nden bahsettik ama bakın Ebu Hanife Hazretleri de halifenin bizzat kendisi tarafından işkencelere tabi tutulmuş bir insan. Yani bugün Hanifi mezhebinin kurucusu bizzat işkencelerden geçmiş bir Allah'ın kulu. Yani siyasete, ideolojiye kurban edilmiş birçok şeyler var. Sevgili arkadaşlar, biz İlahi farkındalık zaviyesinden baktığımız zaman olayı böyle görmeliyiz. Bu Allah dostlarının hayatlarını kendi hayatımıza ne kadar indirger de onların hayatlarını ne kadar özümser isek onların meşrebiyle meşreplenmiş oluruz inşallah. Hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Biraz sonra Facebook grubumuzda
ilahi farkındalık, ışık yolcuları kapalı grubumuzda kendi enerjilerimizin pratikleriyle ilgili çalışmaları yapacağız, göstereceğiz. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.